Neslihan Ömeroğlu, merhaba. İlk öykü kitabınız İçeri Girmez Yıldız ve Halbuki'nin öykü okuluna almıştınız. Devamında Roma, Derdeme ve yine öykü kitaplarınız yayınlandı. En son çocuklar için, hatta yine elimizde olan Mutsuz Palyaçolar Örgütü. Gençler için diyelim çünkü biraz daha segmenti. Evet, aslında ben tam bununla ilgili size soracaktım. Yani gençler için, çocuklar için, aynı zamanda roman yazarısınız. Bu kadar farklı kategorilerde üretim içerisinde olmak nasıl oluyor? Yani sizi nasıl besliyor? Yani çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Çünkü ben edebiyatı böyle çocuk edebiyatı, gençlik edebiyatı, yetişkin edebiyatı diye ayrıldığına inanmıyorum. Yani neticede biz de çocukken hani şu anda yetişkinlerin okuduğu kitapları da okuyabildik. Sonuçta böyle keskin çizgiler olduğuna inanmıyorum. Bir de gençler için yazmayı özellikle önemli buluyorum. Birincisi onlar bizim zaten gelecekteki okurlarımız. Evet. İkincisi de onların dünyayı değiştireceğine olan inancım var ve onları bir şekilde edebiyatın besleyeceğini ve yollarını aydınlatacağını düşünüyorum. Onun için o alanda yazmayı özellikle önemsiyorum. Evet, yani sonuçta şimdi ülkemizde öyle bir dönemden geçmiş ki çocuk istismarından tutun da hani onların baskılarını da arttığı bir dönemdeyiz. Yani hem çocukların eğitimine bu açıdan katkı sunmak ve dediğimiz gibi gençlerin bunu dünyayı değiştirebilecek, anlayabilecek yetisine biraz katkı sunmak falan büyük bir çaba istiyor bence ve siz hani hep böyle farklı yaş kategorilerine hitap ediyor durumdasınız. Ve aynı zamanda kitaplarda da gençlerin iç dünyalarındaki farklı durumları falan da çok ince ve güzel bir şekilde veriyorsunuz. Peki bu nasıl olanak oluyor? Yani farklı yaş kategorilerinden tamam ama gençlerin iş dünyasında çok iyi dille veriyorsunuz. Bunun esprisi nedir? Aslında çok da farklı değil yaptığım şey. Şöyle ki diğer öykü kitaplarında yaptığım şeyle aynı diyebiliriz. Onda da hep şöyle bir eleştiri gelir. Olumlu anlamda. Gündelik hayatta hiç farkında olmadan görüp geçtiğimiz, dikkatimizi çekmeyen sıradan olaylar ve sıradan insanları iç dünyalarını yansıtabilmek. Bunu değerliyorum ve bunu yapmaya çalışıyorum. Gençlik kitaplarındaki öykülerde ve gençlik romanında da yapmaya çalıştığım şey o. Yani o kadar dramatize, sarsıcı konuları özellikle seçmiyorum. Çünkü gündelik hayatta zaten yeterince malzeme var. Yani gördüğümüz, görüp geçtiğimiz, görmezden geldiğimiz şey yeterince bence didiklenmiyor, incelenmiyor. Ben bunu vermeye çalışıyorum. Yani hem farklı kategorilerde hem de farklı yaş gruplarında üreten çok kıymetli bir yazarsınız bizce de ve sonuçta şimdi fuarda da o okurlarınızın tamamıyla yaşıyor durumdasınız. Fuarda bu tablarla karşılaşmak nasıl bir durum ve sizi bu nasıl etkiliyor? Yani fuardan önce ben sosyal medyayı çok etkin kullanan bir insan değilim. Buna rağmen işte sadece Facebook'ta geri dönüşler alıyorum. Tabii ki çok mutluluk verici. Şu açıdan olumlu ya da olumsuz eleştiri bir yazarı aslında besleyen bir şey. Çünkü aklınıza gelmedik şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunu örneklendirebilirim. Mesela bu Bana Sesini Bırak bir gençlik romanı. Okullardaki söyleşilerde birkaç kişi bunu dile getirdi. Facebook'tan birkaç kişi yazdı. Acaba bunun devamı gelecek mi? Yani olay burada kalacak mı yoksa buna bir devam kitap yazacak mısınız diye. Mesela bu bir fikirdir. Hani yazarım, yazmam bilmiyorum ama hani bu tür değerli şeyler çıkıyor. Yine Mutsuz Palyaçolar Örgütü diye öykü kitabında kitabın aklını veren öykü çok merak ediliyor. Hani niye mutsuz bu palyaçolar diye. Ben de onlara şey dedim, kitabı okuyunca anlayacaksınız diye. Yani bu tür geri dönüşler çok önemli. Notos'tan çıkan kitaplarda, yani yetişkin kitapları, yetişkin edebiyatı diye, oradaki öykü kitaplarında da çok değişik yerlerden, Türkiye'nin dört bir yanında okurlardan geri dönüşler geliyor. Çok mutluluk verici bir şey. Aynı şeyi okul söyleşilerinde ve fuarlarda da birebir kanlı canlı temas ederek yaşıyorsunuz. Çok kıymetli şey. Evet, ne güzel. Ve ben son olarak size sormak istiyorum. Sonuçta siz bir yazarsınız. Fuarda birçok eksikle karşı karşıyayız.
Birçok yayıncı arkadaşımız yanımızda değil. Yazar arkadaşlarımızın bir kısmı yanımızda değil. Gazeteci arkadaşlarımızın bir kısmı yanımızda değil. Kitap eki, kitap tanıtım eleştirisine katkı sunan, hani bu yolda böyle büyük nasıl diyeyim, insanlara öğretiler sunan arkadaşlarımız yanımızda değil. Onlar maalesef hapishanelerde de. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu kalabalık atmosferde biraz da olsa kendinizi yalnız hissediyor musunuz sizce de? Sizin de söylediğiniz gibi o kadar çok isim var ki, yani şu anda saymaya başlamak bile dehşete kapılmaya yeter. Bu karanlık içerisinde yine de burada yapılan şeyi tüm bu eksikliklere rağmen çok değerli buluyorum. Bir araya gelmeyi, temas etmeyi, arkadaşlarla dayanışma içerisinde olmayı ve kitaplar yoluyla insanlara ulaşabilmeyi çok değerli buluyorum. Ama her gün daha karanlık bir güne uyanıyoruz. Tek aydınlatan yolumuzu şey edebiyattır herhalde diye düşünüyorum. Yani benim için en azından öyle, benim için çok büyük umut ışığı. Buna sarılmak ve buna inanmak istiyorum. Evet. Siz de hem çocukların, hem gençlerin, hem de yetişkinlerin yolunu aydınlatmaya çalışan yazarlarımızdan birisiniz. Bizimle söyleştiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.